Kanatlı Sevenler kanalından herkese merhabalar. Bugün tavuklarımızı çıkardık. Şu anda tavuklarımızın yeri çok güzel. Kümesleri çok güzel. Gezinecekleri yerler çok güzel. Şöyle öncelikle size bahçemizin genel durumunu şöyle aktarayım. Bahçemiz 2 dönüm 300 metrekare alan üzerinde yapılandırılmıştır. İçerisinde şöyle bir yazlık ev bulunmaktadır. Bahçemizin bütün etrafı şöyle duvarlarla çevrilidir. Şöyle her tarafı duvarlarla çevrilidir. Bir tarafında da demir tel çiti vardır. Bahçemizde şurada ceviz ağaçları var, kayısı ağaçları var. Daha sonra da bizim eklediğimiz ufacık ağaçlar var, fidan ağaçları var. Onlar da şöyle küçücük ağaçlardır. Yeni yeni işte fidedirler onlar. Kümesimizi tavuklarımızın buraya gelmesi söz konusu olunca kümes yapmaya başladık. Şöyle bir kümes yaptık. Şöyle bir kümes yaptık. Bayağı güzel bir kümes oldu. Yani bir emek verdik buraya. Şöyle kümesi şöyle yaptık. Bayağı yüksek. İçi de bayağı güzel. Şöyle tüneme yerleri yaptık içine. Yumurta yeri yaptık şöyle. Tavuğumuz da içinde yumurta yapıyor. Ve bacası var. Işıklandırması yani. Kapısı var. Güzel bir kapı yaptık yani şöyle. Şöyle burada kümesin yanında şöyle yem verme yeri yaptık bir tane. Şöyle suluğu var burada. Şöyle. Ve ayrıca şöyle kümesin belli bir bölgesinde çit yaptık. Bunu yapmamızın gayesi bostanlarımız var. Sebze bostanı ekmişiz. İşte fasulye, domates, biber, patlıcan fideleri ekmişiz. Tavukların onlara zarar vermemesi. Onun için yanında olmadığımız zamanlar şöyle bu çitin içerisinde kalacaklar. Çitin içerisinde bayağı yeşillik, işte ot var. Her türlü şey var. Yani büyük bir alanı onlara çit yaparak etrafını çevirdik. Şu anda tavuklarımız geldikleri yerden daha mutlu ve mesut bir şekilde burada yaşamlarını sürdürmektedirler. Şöyle bakın. Ne yapıyorlar burada? Burada toprakların içinde kendilerine külleniyorlar. Şöyle sarı kız burada, jilet burada, diğer ataks yumurta tavukları burada. Ondan sonra şöyle burada civcivler her biri bir tarafta yayılmış şekilde kendilerine
Böyle mütevazı bir şekilde. Kimisi güneşte, kimisi gölgede. Böyle bunlar etlik civcivlerdir. Yani diğerlerini bulmak, eğer biri bahçenin bir tarafına yayılmış, diğerlerini bulmak da otların arasında gerçekten zor oluyor. Bakın şu anda şu otların arasında bir tane civcivimiz, bak şurada otlanıyor. Başka buralarda var mı? Otların arasında kaybolmuşlar hepsi. Yani bunların buradaki hayatı önceki hayatlarından daha güzel bir şekilde devam edecektir. Zaman zaman şöyle videolar çekip size atacağız. Siz de bunların durumundan haberdar olacaksınız. Böylece devam edecek. Bugünkü videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.